Atlantis'i mi satın almak istiyorsun? Evet. Şimdilik yanaşmıyorlar. Ama eninde sonunda alacağım. Ve bunun için de senin yardımına ihtiyacım var. Nasıl yani? Bundan sonra seninle çalışmak istiyorum. Anne, benim bir mesleğim var biliyorsun. Ya biliyorum, biliyorum ama bak görüyorsun halimi. Baban da gitti. Yapayalnız kaldım. Ben tasarımcıyım. Bu kadar büyük çaplı bir işi yönetmekle uğraşırsam hani asıl yapmam gereken şeyden uzaklaşırım. Tamam da ben modadan anlamam ki. Öyle bakma meseleye. Biz seninle büyük bir yatırım yapacağız. Ve bu yatırımı sen yöneteceksin. Bak, 2 aydır Atlantis'le görüşüyorum ben. Ama bir türlü kabul etmediler teklifimi. Ama eğer üçümüz bu işe birlikte girersek şansımız daha çok olur. Üçümüz mü? Üçüncü kim? Pardon, geç mi kaldım? Şimdi ne yapacaksın o zaman? Ay bence çalışma. Biraz keyfine bak ha. Yok. Hayır ya, duramam ben çalışmadan. Yeni bir yerler bakacağım. Tabii bulabilir miyim bilmiyorum ama. Ay merak etme canım. Sende bu yetenek varken işsiz kalmazsın herhalde. Rahat ol biraz. Bilmiyorum ki. Yani piyasada kendine yer bulmak kolay değil. Öykü, ya neden kendi markanı kurmuyorsun? Hem kendi işinin patronu olursun ha? O işler öyle kolay değil Sibel. Ay niye öyle söylüyorsun canım? Sen her şeyi başarırsın. Siz beni gözünüzde biraz fazla mı büyütüyorsunuz acaba? Biz sana güveniyoruz. Aynen. Bak gör, sen en güzel yerlere geleceksin. Ya tabii ki sana destek vermek isterdim. Ama mimarlıktan modaya geçmek bana pek mantıklı gelmiyor. Neden ortak? Hı? Sonuçta tasarımları biz yapmayacağız değil mi? Yani bak Önem burada bir sürü mağazası olan bir şirketten bahsediyor. Bizim asıl işimiz ne? Yöneticilik. Siz işin finansal boyutunu anlaşmaları halledersiniz. Ben de yaratıcı kısımla ilgilenirim. Ne olur evet de. Bu konuda yardımına çok ihtiyacım var. Ortak, bak ben şahsen bu moda sektörünün çok büyümeye açık olduğunu düşünüyorum. Yani çok yerinde ve doğru bir yatırım olabilir. İyi düşün. Hadi Ayaz. Evet de. Tamam. Ama bir şartım var. Ne? Öykü'yü işe geri alacaksın ve aranızda hiçbir sorun kalmayacak. Asla. İyi, sen bilirsin. Zaten bu iş pek içime sinmemişti. Kızla beraber çalışmamı beklemeye hakkın yok. Anne, o kız dediğin benim karım. Her şeyi beklemeye hakkım var. Of, tamam, tamam. Sen nasıl istersen. Vay be. Şimdi üçümüz ortak mı olduk yani? Annesi kocaman olmuş bu ya. Ay, hem de 5 kiloyu geçti. Koca adam olmuş. Efendim? Evet benim. Siz kimsiniz? Peki Atlantis'le durumlar nedir şu an? Maalesef başladığım noktadayım. 2 aydır uğraşıyorum ama tekliflerimi kabul etmediler. Ama şimdi içim rahat. Siz de işin içinde olduğunuza göre hem teklifimizi yükseltebiliriz hem de bu işte ciddi olduğumuzu anlarlar. Peki ya alamazsak burayı, ya satmazlarsa? Alacağız, eminim. Ama Atlantis'in sahibine ulaşamıyorum bir türlü. Adam kimseyle görüşmüyormuş. Aa, ne ilginç. Hem de çok. Flash, flash, flash. Bir son dakika gelişmesi bildiriyorum. Ne oldu? Atlantis'in sahibi birkaç gün önce vefat etmiş. Bütün şirketini de birine miras bırakmış. Hay Allah. Peki şirketin yeni sahibi kimmiş? Kime bırakmış? Yani vallahi onu bilmiyorum kraliçem ama şu anda şirkette olmalılar. Belki şirketin yeni sahibini satmaya ikna edebiliriz.
acıktın mı sen? Acıktın mı? İyi mi? Sen de mi uygun musun? Sen de mi uygun musun? Sen de mi uygun musun? Hoş geldiniz. Merhaba, ben... Hoş geldiniz Öykü Hanım. Ben Ahmet Soykurt, Naz Bey'in avukatıyım. Beni neden çağırdınız? Şöyle buyurun. Barış, kim gelmiş? Nazım Bey son derece başarılı ve ünlü bir iş adamıydı Öykü Hanım. Ünlü bir iş adamı mıydı? Evet. Burası yani Atlantis, Nazım Bey'in kurduğu şirketlerden sadece biri. Bana bunlardan hiç bahsetmemişti. Biliyorum. Bana her şeyi anlattı. Size benden mi bahsetti? Bir dakika, ben gerçekten anlayamıyorum şu an. Kafam çok karıştı. Ne oluyor burada? Birlikte şöyle geçelim. Size vermem gereken bir şey var. Şöyle geç. Neden oraya oturuyorum? Atlantis artık sizin Öykü Hanım. Nazmi Bey burayı size bıraktı. Bana mı bıraktı? Nazmi Bey'in size yazdığı mektup. Lütfen oturun. Öykücüğüm merhaba. Çok klasik olacak ama bu mektubu okuyorsan eğer, demek ki ben artık hayatta değilim. Şair ne güzel demiş. Ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir. İkisine de vermeyebilirsen değer, ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz, koyulabilirsen işe döküp varını yoğunu, insan olursun. Öykü, burası senin. Kazandım diye kibre bürünmediğim, kaybettim diye yıkılmadığım bu ekmek teknesi artık senin. Buranın sadece duvarlardan, tuğlalardan ibaret olmadığını anlayacak tek insan sensin çünkü. Öykü, kızım. Ne güzelmiş dolu dolu kızım diyebilmek. Kan bağı ne gerek insana gönül bağı olduktan sonra? Gönlünün bağlandıklarını kaybetme güzel kızım. Ne ayası ne de burayı. Hadi göreyim seni. Biliyorum ki Atlantis'e benden çok daha iyi bakacaksın. Ve burası var oldukça ben hep senin yanında olacağım. Pardon.
Cüneyt Bey, rahatsız ediyorum biliyorum ama sizinle görüşmek istiyorlar. Merhaba, ben Ömer Dincer. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Ama pek uygun bir zaman değil. Daha sonra görüşsek. Nazmi Bey'in vefatına çok üzüldük. Şirketin yeni sahibi buradaysa kendisiyle tanışalım istedik. Satın alma teklifimizi bir de çok geç olmadan ona sunalım istedik. Kendisi burada. Öykü Hanım, Atlantis'in yeni sahibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.